Ya derim bu. Ha çok güzel. Allah razı olsun. Neredesin aslan? Erzurum. Hangi ilçe? Erzurum. Kaç yıldır buradasın? Kızımız bu mu? Evet. Ne haber? Kaç yaşındasın? Ortaokul vakıf. Vakıf ortaokuluna gidiyorsun. Kaçına göre? Başka masraf vatandaş için de büyük kolaylık çünkü tüp derdinden de kurtuluyor. Ocak. En önemli sorunlardan bir tanesi de çevre kirliliği ve hava kalitesi ile alakalı sorunlar. Şehrimiz 3 milyonu aşan nüfusuyla da bunu ziyadesiyle dönem dönem hisseden şehirlerden bir tanesi. Tabii geleceğimizi de bu durum ciddi şekilde tehdit etmekte. Ancak çevre kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler, uluslararası sözleşmeler, ağır kirliliğe neden olan fosil yakıt oranının azalması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması sonucunda ülkemizin hava kalitesinin daha iyi duruma geleceğini işaret ediyor. Ve bu konuda da önemli çalışmalar yapılıyor. Özellikle şehrimizin de bundan etkilenmesi adına bizim de yaptığımız bir dizi çalışmalar var. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığımız bünyesinde de bunları organize etmeye çalışıyoruz. 2022-2024 yıllarını kapsayan temiz hava eylem planımızı hazırladık. Bu çerçevede katı yakıt kullanan konutların doğalgaz kullanımına geçişi de burada yer alan maddelerden bir tanesi eylem planımız içerisinde. Kentimizin hava kalitesinin iyileştirilmesi konusunda belediyemizin başlıca sorumluluğu doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması. Tabii açıkçası her vatandaşımızın da maddi durumu bunu öngörmüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın tüm Türkiye genelinde ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla katı yakıttan doğalgaza geçiş süreciyle ilgili hibeleri bulunmakta. Kendi imkanlarımızı da bu konuda kullanarak vatandaşımızın doğalgazla buluşmasını temin etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 10 milyon TL destekli kentimizin hava kalitesinin kötü olduğu ve doğalgaz aboneliğinin düşük olduğu bölgelerde vatandaşlarımızın doğalgaza geçiş sürecinde katkıda bulunuyoruz. Tabii projemizi kısa bir süre önce başlattık ve önemli de mesafeler aldık. Bugün de bizatihi bir vatandaşımızın evine misafir olup Çelebi Mehmet mahallemizde onun da hem bu vesileyle evinde misafir olup bu kolaylıktan sağlandığını bizatihi şahit olduk. Bu kapsamda 11 mahalle içeren proje alanında 3269 bağımsız bölüm halen doğalgaz geçişiyle ilgili süreci başlatmadı. Projenin ilk etapında sağlanan 10 milyon hibeyle 150 hanemizin ihtiyacını karşıladık. Şimdi yine 45 civarında bir ailemizin daha 4 milyonluk yeni ödenekle de doğalgaza kavuşturulmasını sağlamış olacağız. Önümüzdeki yıl itibariyle de bu projeye devam edip mümkün olduğu kadar ihtiyaç sahibi ailelerimizin hayatına dokunmak istiyoruz. Çünkü kullanıma başladıktan sonra o rahatlığı bunların da yaşayacağını da ifade etmek istiyorum. Tabii hava kirliliğiyle mücadele katı yakıt yerine doğalgaz kullanımı oldukça önemli bir adım olup tüm vatandaşlarımızı da ben bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bölgede daha önceden doğalgaz yoktu ve Allah'a şükürler olsun doğalgazla buluşturulmasıyla alakalı bakanlığımız marifetiyle imarsız bölgelerle alakalı milletvekillerimizin girişimiyle bir süreç başladı. Bizler de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan sağladığımız desteklerle kendi imkanlarımızı da kullanarak bu sürecin daha da hızlanması adına büyük bir gayret içerisindeyiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bursa bırakmak için ben herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Hem ekip arkadaşlarımıza hem de çalışmayı yürüttüğümüz müteahhit firmamıza huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun bölgemize inşallah.